Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece bir hamurdan tam 5 çeşit nefis bir poğaça tarifi hazırladım. Üstelik bu poğaça tarifinde hiç sıvı yağ kullanmadım. Pamuk gibi yumuşacık oldu. Şimdi hemen yapımına başlıyorum. Poğaçanın hamuru için ilk olarak 1 su bardağı ılık suyu, 1 su bardağı ılık sütü yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 paket instant maya ekledim. 2 yemek kaşığı şeker ekledim. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarısını poğaçaların üzerine sürmek için kenara ayırdım. Şimdi önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Poğaçamızın hamurunu bu kadar az malzemeyle hazırlıyoruz. Buna rağmen bir tepsi dolusu pamuk gibi yumuşacık tam 5 çeşit poğaça hazırlayacağız. Üstelik yaptığımız poğaçaların içerisinde kesinlikle hamurlaşma olmuyor. Sünger gibi gözenekli bir şekilde pişiyor. Sizler de farklı şekillerde poğaçalar yapmayı seviyorsanız bu tarifi kesinlikle kaçırmayın. Eminim ki tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Hamurum artık iyice yoğunlaştı. Şimdi spatulayı kenara alarak elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile. Yine her tarifimde olduğu gibi bu tarifte kullanmış olduğum bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Hamuru bu aşamada çok fazla yoğurmadım. Kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım. Hamurun üzerine tepeleme 1 yemek kaşığı dolusu oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını ekledim ve yoğurmaya devam ediyorum. Tereyağını ekledikten sonra hamurda kopmalar olabilir. Çok fazla elinize yapışabilir. Hamuru yoğurmaya devam edin. Yoğurmaya devam ettikçe hamurun elinizi bıraktığını ve elastik bir kıvam aldığını göreceksiniz. Benim yoğurduğum hamurun kıvamını görüyorsunuz. Tereyağını ekledikten sonra hamur kendini bıraktı. Tezgaha çok fazla yapışmaya başladı. Ben de yoğurmaya devam ettikçe hamur kendini toparladı ve elastik bir kıvama geldi. Şu anda hamuru yoğurdum. Tamamen pürüzsüz ve oldukça yumuşacık bir kıvamda ama kesinlikle elime de yapışmıyor. Şöyle kıvamını sizlere yakından gösterdikten sonra tekrar yoğurma kabının içerisine alıyorum. Hamuru yoğurma kabının içerisine aldıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağını ekliyorum. Hamura ve yoğurma kabına sıvı yağını iyice sürüyorum. Bu sayede üzerine örtmüş olduğum streç filme hamur kesinlikle yapışmayacaktır. Şimdi hamurun üzerini bir streç filmle örterek oda sıcaklığında 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurun mayalanma süresi bulunduğu ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Streç filmin üzerine kalın bir bez örterseniz hamurunuz daha hızlı bir şekilde mayalanacaktır. Benim hamurum oda sıcaklığında 1 saatte mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için bu şekilde toparlıyorum. Daha önceden hamurun üzerine sıvı yağ sürdüğüm için bu aşamada kesinlikle elime yapışmıyor. Şimdi hamuru tezgahın üzerine aldım. Rulo şeklinde uzattıktan sonra eşit parçalara bölüyorum ve kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bu tariften tam 12 tane beze hazırlayacağız. 12 tane bezeden 5 farklı poğaça hazırlayacağız. Bu arada ben poğaçalarımı 5 farklı şekilde hazırlamayı tercih ettim. Dilerseniz sizler bir farklı şekilde bir tepsi dolusu poğaça hazırlayabilirsiniz. Kesmiş olduğum hamur parçalarını hızlı bir şekilde yuvarlayarak bezelerimi hazırladım ve kenara aldım. Bezelerin üzerinin kurumaması için bir streç filmle örterek artık poğaçaların şeklini vermeye başlıyorum.
Poğaçamın şeklini vermeye başlamadan önce tezgahın üzerine biraz sıvı yağ döküyorum ve bu şekilde sürdükten sonra bezelerden bir tanesini alıyorum. İlk aşamada elimle açtım, daha sonra oklava ile uzunlamasını açıyorum. Hamur o kadar yumuşacık bir kıvamda ki elinizle bile kolaylıkla açabilirsiniz. Ben hamurun düzgün açılması adına oklava ile açtıktan sonra şimdi tam orta kısmına kaşar peynirini yerleştirdim. Daha sonra da bir rulet ile iki kenarından bu şekilde kesiyorum. Kestikten sonra hamurun orta kısmına oklavayı yerleştiriyorum ve kesmiş olduğum hamur parçalarını örgü örer gibi bu şekilde örüyorum. Bu çok farklı bir poğaça şekli. Benim gibi hamurla uğraşmayı seviyorsanız bu şekli mutlaka deneyin. İlk poğaçanın şeklini verdikten sonra altına yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum ve diğer poğaçalarda farklı şekillerde hazırlamaya devam ediyorum. Bir tane daha bezeyi aldıktan sonra elimle çay tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açtım. Şimdi üzerine bir çöp şişle bu şekilde bastırıyorum. Bu aşamada çöp şişin izinin iyice belirgin olması için üzerine sıkıca bastırıyorum. Hamurun üzerine çöp şişle bu şekilde çizikler attıktan sonra çeviriyorum ve kenarına kaşar peynirini yerleştirip rulo şeklinde sarıyorum. Daha sonra da böyle şeklini veriyorum ve yine altına yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Bu ikinci poğaça şeklimizdi. Şimdi üçüncü poğaça şeklini hazırlıyoruz. Yine bezelerden bir tanesini aldım ve elimle tatlı tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra rulo şeklinde sardım. Şimdi sarmış olduğum ruloyu elimle esnetiyorum. Daha sonra da poğaçaya gül şeklini veriyorum. Bu poğaçayı daha önceden hazırlayıp kanalımda tarifini yayınlamıştım. Üçüncü poğaça şeklinde hazırladıktan sonra tepsinin içerisine aldım. Şimdi dördüncü poğaça şeklini hazırlıyoruz. Dördüncü poğaçamızı da örgü poğaça şeklinde hazırlıyoruz ve hemen fırın tepsisinin içerisine alıyoruz. Son poğaça şekline geldik. Bu poğaçayı da bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Dediğim gibi sizler poğaçalarınızı isterseniz benim yaptığım gibi farklı şekillerde hazırlayın. İsterseniz de hazırladığım poğaçaların içerisinden hangisini beğendiyseniz hepsini o şekilde hazırlayabilirsiniz. Poğaçaları hazırladıktan sonra üzerini ince bir bezle örterek oda sıcaklığında tepsi mayası için bekletecektim. Ama hiç beklemek istemediğim için fırınımı 50 derecede ısıttım ve poğaçaları 15 dakika fırının içerisinde beklettim. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardılar. Kabaran poğaçaları fırından aldım. Üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısı ayırmıştık. Yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı da sütü ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra poğaçaların mayasını söndürmeden dikkatli bir şekilde üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım. Poğaçaların yumurta sarısını sürdükten sonra birkaç tanesine bu şekilde çörek otu serpiştiriyorum. Daha sonra da pişirmek için fırınıma götürüyorum. Poğaçaların altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. Aradan 5-10 dakika geçtikten sonra dokusunu sizlere yakından gösteriyorum. 5 farklı şekilde ama hepsi de pamuk gibi yumuşacık ve inanılmaz derecede lezzetli bir poğaça tarifi oldu. Sizler de kesinlikle bu tarifi kaçırmadan kaydedin ve daha sonra mutlaka deneyin. Tarifimi beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir.
Hiç sıvı yağ kullanmadan çok ekonomik bir şekilde bir tepsi dolusu nefis bir poğaça hazırladık. Hemen bölerek iç dokusunda sizlere yakından gösteriyorum. İçinde kesinlikle hamurlaşma yok. İçi süngerimsi bir şekilde pişti. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Poğaçaların ne kadar yumuşacık olduğunu görüyorsunuz. İnanın kesinlikle abartmıyorum. Bu tarifi denediğinizde yemelere doyamayacaksınız. Artık bu güzel tarifin de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.